Merhabalar sevgili seyircilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Ajanda programıyla yeniden karşınızdayım. Ben Tekin Navşap. Evet, bugün sevgili seyircilerimiz Yenişehir Fuar alanında, fuar merkezinde 9. Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Fuarımızın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken bu yıl 9.sunu düzenlediğimiz fuarımızı yeniden kurgulayarak bölgenin en önemli fuar haline getirmeyi hedeflediğimizi bilmenizi isterim. Bu yıl bölgemizin önemli değerlerinden biri olan nareciye sektörünü öne çıkartarak ilk kez düzenlediğimiz nareciye fuarımızın da önümüzdeki yıllarda gelişerek Mersin'i ulusal ve uluslararası pazarlarda pay sahibi yapacak bir ticari etkinlik haline getirmeyi hedefliyoruz. Saygıdeğer konuklar, bölge ve Türkiye ekonomisine önemli oranda katma değer yaratacağına inandığımız, fuarlarımıza desteklerini esirgemeyen tüm katılımcılarımıza ve KOSGEB'e teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, Ulusal Turnişkil Konseyi adına Mersin Narenciye ve Gıda Fuarı'na hoş geldinizdir. Saygılar sunarım. Bugün burada Narenciye'nin başkenti Mersin'de sektörümüz için çok önemsediğimiz bir fuarın açılış törenindeyiz. Narenciye bugün Çukurova'nın lokomotif sektöründe konumunda olduğu gibi aynı zamanda yaş meyve, sebze üretim ve ihracatında en önemli alt grubu oluşturmakta ve ülkemize 1 milyar dolarlık döviz girdisi sağlamaktadır. Ülkemiz turnişkil üretiminde dünyada 9. sırada yer alırken ihracatta 3. sırada yer almaktadır. Bu tabloda bize ülkemizin küresel bir oyuncu olduğunun en somut ifadesidir. Son yıllarda sektör olarak üretim ve ihracatta önemli işlere imza atmış bulunmaktayız. Bunun en somut örneği ülkemiz ve Mersin için çok önemli olan 14. Uluslararası Turnişkil Kongresi'nin 2020 yılında Mersin'de yapılacak olmasıdır. Gıda teknolojileri ve paketleme fuarımızı ara vermeden 9. defa açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli dostlarım, fuarlara başladığımız yıllara geri dönmek istiyorum. Önceleri bir fuar binamız yoktu. Bunu mazeret kabul etmedik ve çadırda bu fuarlara başladık. Daha sonra Yenişehir Belediye'mizin katkısı ile bu alana kavuştuk. Temel sektörlerimizle ilgili fuarlara başladık. Küresel ekonomik krizlerde bile bu fuarlara ara vermedik. Bunun sonunda bu fuarlar sürekliliği ile uluslararası fuarlar listesine girdi. Önceleri tarım gıda tek fuardı, sonraları kendi içinde ikiye ayrıldı, ihtisaslaştı. Bugün hem tarım fuarımız hem de ayrıca bir gıda fuarımız var. Yani sektörlerde uzmanlaşan bir fuar vizyonumuz var. Bugün gıda fuarımıza aynı zamanda Narenciye fuarını da entegre ettik. Bu yeniliğin fuara başka bir boyut katacağını ve aslında hep arzu ettiğimiz endüstriyel tarımın fuarlar bazında ilk adımı atılmış oldu. Değerli konuklar, Mersin temel anlamda tarımda çok güçlü bir kent. Ancak gıda sektörünün önemi, tarım ve hayvancılıktan elde edilen ana ürünleri katma değere dönüştürülmesidir. Gıda sektörünün bilim ve ileri teknoloji desteğiyle gelişmesiyle birlikte, tarım ürünleri katma değer yaratarak yurt dışına ihraç edilmeye başlanmıştır. Öncelikle bu Mersin'imiz açısından çok önem arz eden fuara hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mersin tarım alanında Türkiye'nin lokomotifi sayılabilir. Ürettiği ürünler ve çeşitlilik açısından belki sadece ülkemizde değil, dünyada birçok kente nasip olmayan değerlere sahip. Ancak en büyük sıkıntımız ürettiğimiz ürünün yeterince karşılık bulamamış olması. Özellikle de Orta Doğu'daki bu karışık durum, ürettiğimiz ürünlerin ağırlıklı pazarı olan Orta Doğu'ya götürülememiş olması üreticilerimizi gerçekten çok büyük sıkıntılara sokmakta. Emekle, gayretle, alın teri dökerek ürettiği ürünler maalesef elinde kalmakta ya da tarlada, ağacın başında
çürümeye terk edilmekte. Üretici sektör aracılığıyla buraya ürettiğini getirecek, tüketici ya da onlar adına hareket eden tacirlerimiz burada görecekler ve sonuçta bir araya gelecekler, bir fikir alışverişi. Dolayısıyla bundan çıkan Mersin'imizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı çok büyük katkıları olabilecek bir ekonomik dinamizm kazanmış olacağız. Fuar tanıtımlarında Expo diye bir kelime göreceksiniz. Expo'yu ben her gördüğümde heyecanlanırım. Türkiye'de biliyorsunuz epeydir İzmir Expo ya aday kent olarak gündeme geldi. Ne yazık ki 2015'te de ikinci turda yanılmıyorsam elendi. Eğer Expo İzmir'e kazanılmış olsaydı bildiğim kadarıyla 20 milyar dolarlık, rakam yanlış değil, özellikle vurgulayarak söylemek istiyorum, 20 milyar dolarlık bir yatırım gelecekti. Ve her yıl arkasından 20 ile 40 milyona yakın turist gelecekti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kasım Tanrıöver, Mersin Ziraat Odası Başkanı Sayın Cengiz Gökçel, Uluslararası Turunçgil Konseyi Başkanı Sayın Kemal Kaçmaz, Erdemli Belediye Başkanı Sayın Mükerrem Tollu, yine AK Parti Mersin Milletvekili, hep birlikte Mezitli Belediye Başkanı Sayın Neşet Tarhan ve açılış kurdelası kesildi değerli seyirciler. Mersin'de 9. Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı'yla Mersin Narenciye Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Evet sevgili izleyicilerimiz, fuar açıldı. Pazar gününe kadar devam edecek. Tabii fuar esnasında arkadaşlarımız orada ileri gelen milletvekilleriyle de kent protokolüyle de röportajlar yaptı. Mersin AK Parti milletvekili Sayın Yılmaz Tezcan'a da mikrofon uzatıldı. Özellikle narenciyenin ve gıdanın konuşulduğu Mersin'de narenciye üreticisinin beklediği teşvik konusu soruldu. Teşekkür ediyoruz. Tebrik de ediyoruz. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Memlekete, millete, ümmete hayırlı olsun. Efendim, fuarların açılışını gerçekleştireceğiz. Ama bakıyoruz ki tabii bilmiyorum daha önceki yıllarda fuarlara katıldınız mı? Mersin'de fuarlar çok cafcaflı olurdu. Bütün holler dolardı. Çok fazla katılım olurdu. Ama bu fuarı oldukça sönük görüyoruz. Tabii bunun çeşitli nedenleri vardır muhakkak. Pek de sizin alanınıza da girmiyor aslında. Ama milletvekili olarak tabii ki bir açıdan giriyor ama mesleki açıdan girmiyor. Seçimleri de gerçekleştirdik. Şimdi tabii Mersin milletvekili oldunuz. Mersin'in her anlamda kalkınması için özellikle de tarım konusunda ki hükümetinizin Mersin'e yönelik programları hakkında neler diyeceksiniz? Şimdi tabii Mersin yöremiz özellikle tarım ve narenciye konusunda markalaşmaya çalışan, marka olan narenciye konusunda önemli bir yerde noktada olan bir ilimiz, büyük şehrimiz. Türkiye'de limon üretiminin %50'den fazlası bu yöremizde gerçekleşiyor. Özellikle Erdemli'de, Tarsus, Mersin, Silifke'ye kadar baktığınız bu sahil bandında çok önemli bir limon ve narenciye üretimi var. Bu fuarlara ben daha önce tabii milletvekili olmadan normal sivil vatandaş olarak katılmıştım. Fuarların faydası hem narenciyemizi, limonumuzu, portakalımızı, mandalinamızı, greyfurtumuzu tanıtmak noktasında önemli. Hem de ihracatımız açısından önemli. Tüketicilerimiz için apayrı bir önemi var. Biz de tabii birer milletvekili olarak narenciye ile ilgili sorunlar noktasında Mersin'in Ankara'daki temsilcisi olacağız. Sorunları dile getireceğiz. Çözmek için elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Kaldı ki ben geçen 25. dönem milletvekili olarak Sayın Bakanımızla da bu konuyu konuşmuştum. Narenciye verilecek teşvikle alakalı bir an önce hızlandırmamız gerektiğini iletmiştim. Sayın Bakanımız da hükümetimiz de sağ olsun bu dönem yine aynı şekilde narenciye teşviğini sağladı vatandaşlarımıza, bu arkadaşlarımıza, üreticilerimize. Bu noktada inşallah biz bu yörenin birer milletvekili olarak elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Evet sevgili izleyicilerimiz, Ziraat Odası Başkanı da Sayın Cengiz Gökçel'de fiyatların olumsuz olması nedeniyle çiftçiler hak ettikleri gerekli olan geliri de elde edemiyorlar dedi.
Tabii ki bazı olumsuzluklar oluyor. Bu fuarla alakalı değil. Nasıl olumsuzluklar? Az önce konuşmacılardan da değinen oldu. Gerçekten Mersin ve Türkiye özellikle yaz sebze meyve üretiminde dünyanın önde gelen illerinden bir tanesi. Türkiye de böyle, ülkemiz de böyle. Dört mevsim her türlü sebze ve meyvenin yetiştirilebildiği, çeşitli hububat, bakliyat, yani aklınıza gelen bütün gıdaya ham madde olabilecek ve sofrada tüketilebilecek bütün ürünlerin yetiştiği bir ülke Türkiye. Ne yazık ki geriye dönüp baktığımızda bu kadar yoğun üretimin, çeşitli üretimin ve iddia ediyoruz kaliteli üretimin yapıldığı bu ilde ve ülkede maalesef çiftçilerimiz gerekli olan geliri elde edemiyor fiyatların olumsuz gelişmesi nedeniyle. Şimdi burada bir fuar, bu fuar. Biz de bunları çok savunduk. Geçmiş yıllarda festivallerin de olması gerektiğini, her ürün desenine göre bir festivalin yapılması gerektiğini savunduk ve bunlar yapılıyordu. Ama şu var, şimdi fuarda tanıtım birinci öne çıkan unsur. Onun yanında teknolojik gelişmeler, yenilikler üretimde, pazarlamada ve herhangi bir yeni çeşitlerin hem üretici tarafından kullanılması hem bunun nihai hedefi olan pazarlardan tanıtılmasıyla ilgili fuarlar bir aslında bizim için avantaj. Ama ne yazık ki çiftçilerimiz benim bu söylediğim gerekçelerle bu tür yeniliklere, bu tür gelişen teknolojiye açık olmalarına rağmen bir umutsuzluk havası var çiftçilerimizde. Yani bu yapılan etkinlikleri aslında ekonomik bir getiri olarak kendisinde görmek istiyor. Bunu zaman içerisinde göremeyince de umutsuzlaşıyor. Koordinasyon eksikliği demeyelim. Bazı eksik, aksak tarafları var. Ekonomik yönden çiftçilerimizi güçlendirecek noktada, alın terini nakdeye çevirecek noktada bazı eksiklikler var. Burada özellikle iç piyasada ve yurt dışında ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili çiftçilerin direkt kendi kuruluşları vasıtasıyla aracısız bu ürünleri pazarlara, iç piyasada ve dış piyasada sunması bizce bu sorunların ortadan kalkmasına bir etken olabilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla hem bu fuarlar hem o tür yapılaşmayla ilgili karar alıcılar hem biz sivil toplumları bir araya gelip bu yapılacak yasal düzenlemeler ya da yetkilendirmelerle çiftçilerimize gelecekte önümüzdeki yıllarda daha fazla ekonomik getiri sağlayacak önlemleri alabiliriz. Ve sevgili izleyicilerimiz, son olarak da Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Sebahattin Kılıç'a mikrofon uzatıldı. Sayın Sebahattin Kılıç hükümetten özellikle narenciye üreticisinin büyük bir sabırsızlıkla teşvik desteği beklediğini ve 1 Kasım seçimlerinin değerlendirmesini gerçekleştirdi. Gördüğümüz kadarıyla fuara ilgi az. Bu fuar aslında uluslararası bir fuar niteliğinde olması gerekirdi. Bu da tabii yerel destekler olacak şey değil. Bu hükümet destekli bir projenin bu konuda harekete geçmesi gerekiyor. Yerel bazda kaldığı için de ancak Mersin'deki bu konuyla ilgi duyan sektör temsilcilerini bir bakıma oluşturduğu bir misafir kitlesi var burada. Narenciye konusunda izin verirseniz bir iki şey söylemek istiyorum. Narenciye üreticisi, ihracatçısı şu an hükümetin ağzından çıkacak bir teşvik birimini beklemekte. Ama nedense her yıl olduğu gibi bu yılda narenciye üreticisine ve ihracatçısına bu zulüm hükümet tarafından yaşatılmakta. Geçen yıl ton başına 150 TL veriliyordu ama 3-5 parametreyi çalıştırdığınızda da 80 ile 100 TL civarında ton başına bir destek söz konusuydu. Nedense Eylül'ün sonunda başlayan narenciye ihracatı ancak Ocak veya Şubat aylarında teşviğin tutarını öğrenebiliyor ve ona göre evraklarını hazırlayıp ihracatçılar birliğine sunarak gerekli tahsilatı yapıyordu. Bu senede bunun erken açıklanmasını istiyoruz. Henüz çünkü piyasada bir fiyat oluşmuş değil. Çünkü biliyorsunuz narenciyenin bir kısmı da Orta Doğu'ya ihraç ediliyordu. Orta Doğu şu an hepimiz milli gibi sıkıntıda. O pazar kapalı. Avrupa pazarı deseniz Avrupa Birliği'ne üye ülkeler tarafından desteklenen tarım sektörünün desteklemesi sonucu İspanya olsun, Yunanistan olsun
ürünlerini çok daha ucuza satabilmekteler. Çok daha teşvik sonucu çok daha büyük karlar edebilmekteler. Ama bizim narenciye ihracatçımızın Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde, Avrupa'da bunların rekabet edilebilmesi mümkün değil. Geriye kalıyor bir Rusya pazarı. Rusya pazarında da rublenin değer kaybetmesi dolar karşısında bizi de, bizim yaş ve meyve sebze sektörü ihracatçılarını sıkıntıya soktu. Dolayısıyla hükümetin geçen senenin açıkladığı ton başına 150 TL'nin daha da üstünde 2 katı 3 katı bir ancak teşvik vermesi gerekir ki hem ihracatçı hem de üretici en azından durumunu kurtarabilsin, zarar etmesin. Biz bu konuda hükümetten verecek teşviğin bir an önce açıklanmasını talep ediyoruz. Efendim ortaya çıkan tablo şöyle izah edeyim size. Şimdi 7 Haziran seçimlerinde bildiğiniz gibi hiçbir parti iktidar tek başına hükümeti kurabilecek bir sayıya ulaşamadığı için bir koalisyon arayışları içerisinde olması gerekirdi. Ama seçimden birinci çıkan parti AKP maalesef buna yanaşmadı. Yanaşır gibi gözüktü ve biliyorsunuz CHP ile 35 gün süren 32 saatlik görüşmede herhangi bir sonuç çıkmadı. Arkasından bize geldi ve biz de koalisyona yatkın olmamıza rağmen maalesef Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı talimat gereği koalisyon kurulmadı ve Türkiye'yi tekrar bir erken seçime götürdü. Erken seçime ikinci bir Kasım seçimlerine götürürken de maalesef vatandaşa bir korku saldı. Yani ben olmazsam istikrar olmaz, ben olmazsam ekonomi kötüye gider diye, hatta ben olmazsam terör azar, şehirlerde patlamalar olur, yüzlerce kişi ölür diye bir korku saldı. Vatandaş da bu korkuya maalesef aldandı ve istikrar güven istedi. Dolayısıyla 1 Kasım'da da mevcut sonucu gördük. Şimdi AKP tek başına iktidar oldu. Tek başına iktidar olması demek müktedir olması anlamına gelmiyor. Tek başına iktidar olması demek ben her istediğimi, her dilediğimi yaparım anlamına gelmiyor. Siyaset ve demokrasilerde siyaset biliyorsunuz uzlaşma rejimidir. Demokrasi uzlaşma rejimidir daha doğrusu. Dolayısıyla biz yine halkımızın, milletimizin hakkını, hukukunu korumak adına milletvekili sayımız az da olsa onun en az birkaç katı güç ve iradesiyle hakkını ve hukukunu korumak için çaba sarf edeceğiz. Evet sevgili izleyicilerimiz ve böylelikle ajanda programımızın da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın, mutlu kalın.